Tolga'dan bir soru alalım. Ne diyor? Yerdan'ın ya, bizleri yaratmış olmak istemesi de bir çeşit ego değil midir? Arkadaşlar Yerdan'la ilgili sorabileceğiniz hiçbir soru yok. Yani şöyle bir şey soruyorsun. Ben Ali'yi tanımıyorum, bilmiyorum, etmiyorum. Etrafımda kimse de bilmiyor. Ama Ali ile ilgili Ali'yi tanımayanlara soru soruyorum. Yani uygun değil ki. Yaratanı bilene kadar yaratanla ilgili hiçbir yorumumuz yok. Söyleyecek bir şey de yok. Konuşacak bir şey de yok. Yaradanı yaradan var mı? Yaradan bizi egoistçe mi yarattı? Hiç konuşacak hiçbir şeyiniz yok yaradanla ilgili. Maneviyata gelen adam benim hayatımın manası ne derdinde? Sen yaradan, Yaradan'ın manası derdindesin. Önce hele kendi hayatını bir düzene sok. Ondan sonra Yaradan'dan bahsederiz. Hı? Ondan sonra bir soru daha sonuç. Mutlu öğretmenimiz Yaradan'ı görmüş müdür? Hadi gördüm diyelim ne olacak? Gördüm elimden öpersen cennete gidersin Tolga. Çıkmadan önce de kapının önüne bir milyon dolar koy cennet garanti. Böyle bir şey demek uygun mu? görsem bile söylemem uygun mu? Değil. Niye? Ben sana nedenini de söyleyeyim. Sokaktaki adamlar gibi oluruz. Ondan sonra yaradandan önce hocana boyun eğmeye başlarsın. Sanki her şey hocanda ve hocam vasıtasıyla bir şeyler edineceğim. Hocam vasıtasıyla cennete gideceğim. Yok öyle bir şey. Ha? Öğretmeme izin verdiklerine göre bir şeyleri Gerisini sen tahmin et. Ha bir şey sen aldın, öğrendin, öğrendin, başardın, başardın, başarmadın, başaramadın. Kimseye maneviyatta adamın içselliği anlatılmaz. Nedenini de söyleyeyim sana. Çünkü kişiyle yaradan arasındaki bağ, kişiyle yaradan arasındaki bağ. Kişi yaradan ve seninle aranda değildir. O yüzden gelene gelme, gidene gitme demiyoruz. Bakkala çık. Öğrenmek istiyorsan cık, gel öğren. Öteki türlü hocan yaradandan daha önemli olmaya başlar. Ve o tümüyle yalan olur. Yalan bir çalışma olur. O yüzden kişinin rehberi var. Rehberin amacı öğrenci istiyorsa, öğrenci rehberden kendine rehber yapar ki ilerlemek istediği yolda gitsin. Gelmesi gereken sonuç ne? Yaradanla bağ kurmak. Rehberle bağ kurmak değil. Rehber vasıtası, rehber bir vasıta. Anne baba da vasıta çocuk büyürken. Ama amaç ne? Çocuğu kendi ayakları üzerinde yürütmek ki hayatında başının çaresine baksın. Anne babalık o, rehberlik de o o yüzden sokaktaki adamlar gibi o şekli şemali düşemeyiz